Evet merhabalar. Hoş geldiniz. Açık Bey'in kanalında yeni bir soru yorumla beraberiz. Bugünkü mevzumuz dürtüsellikten bir ajan olmaya. Ajan derken 007 James Bond'u kastetmiyorum. Hayatımızda gerçekten bir fail olmaya. Yani eylemlerimizi bilinçli ve dürtüselliğimizin dışında gerçekleştirmeye nasıl muvaffak oluruz. Tabii şimdi bunu anlatan bir insan olarak ekranda da görününce şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Demek ki Sinan Canan bu işleri aşmış, her şeyi gayet bilinçli ve eylemsel olarak yapıyor. Yok öyle bir şey. Birazdan size aktarmaya çalışacağım temel mevzu aslında hepimizin içinde bir yerde hayatının çok büyük bir kısmını yöneten dürtüsel ve diğer bütün hayvanlarla paylaştığımız bir sistem var. Fakat biz bu sistemin farkında olmaz isek onun ne zaman devreye girdiğini ve arada bir nasıl devreden çıkarılacağını, nasıl kontrol edeceğini bilmezsek hayatımız biraz sarpa sarabiliyor, işler yıllar sonra pek istemediğimiz noktalara varabiliyor ve biz dönüp kendimize sıklıkla şu soruyu sorabiliyoruz, bunlar niye benim başıma geldi? Niye bana oluyor da başkasına olmuyor? Ya da böyle efendim büyük büyük hamlelerle hayatımızda çok büyük şeyleri değiştirmeye çalışıp kısa bir süre sonra bunlarda muvaffak olamadığımızı fark ettiğimizde bazı sorunlar yaşayacağız. Biliyorsunuz pazartesi başlanan rejimler hikayesi. O hiç başlanamayan ya da başladıktan hemen sonra çok ağır yenilgilerle biten böyle durum değiştirme, hal değiştirme, alışkanlık değiştirme çabalarımız aslında işte bu dürtüsel sistemin nasıl çalıştığını çok iyi anlamamaktan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi uzunca bir zamandır çok şükür artık harcı alem olan bazı bilgileri hem ben hem benim meslektaşlarım işte konuyla ilgili olmayanlara mesleği ve eğitim bu olmayanları anlatmaya çalışıyoruz. Bunlardan en temel olanlardan bir tanesi de bizim beynimiz milyonlarca yıllık evrimsel sürece bağlı olarak böyle katlı bir yapı sergiliyor. Bu katlı yapıda en alt katta beynimizin derinliklerinde bütün hayvanlarla hatta sürüngenlerle falan bile paylaştığımız bir yaşamsal beynimiz. Onun üstünde duygusal ve dürtüsel arzularımızı kontrol eden ve davranışlarımızı buna göre sevk ve idare eden bir duygusal ya da dürtüsel beynimiz. Onun da üstünde ise üçüncü kat olarak bir bilinçli beynimiz, algılayan beynimiz ve kontrol eden beynimiz vardı hatırlayacaksınız. Bunu soruyorumun galiba şurası. Daha önceki bölümlerinde sizinle paylaşmıştık. Beynimizin katları başta altında. Şimdi bu üçlü sistemin birlikte çalıştığını unutmamak lazım. Biz anlatırken bunları ayırıyoruz ama Bunlar sürekli gün içerisinde hayatımız boyunca birlikte bir orkestrasyon halinde çalışmak zorundalar. Fakat orkestrasyon dedim ya, çalınan parçaya göre nasıl ki orkestradaki enstrümanların baskınlıkları değişebiliyor, bizim de hayatımızın değişik dönemlerinde bu bölgelerin hayatımıza olan etkileri farklı farklı düzeylere çıkabiliyor. Ve çoğu zaman günümüzün %70-75'inde hani tahminlerimize göre bu kesin bir sayı vermek zor ama büyük bir çoğunluğunda diyelim dürtüsel beynimizin oluşturduğu alışkanlık biçimli davranışlar, bilinçsiz davranışlar hayatımıza hakim oluyor. Sabah uyandığımız andan akşam yatağa girene kadar ki günlük rutinlerimize bir bakarsak çoğu zaman yaptığımız şeylerin önemli bir kısmını hiç düşünmeden yapıyoruz. Neden bunu yapıyorum diye sorgulama ihtiyacı hissetmiyoruz. Çoğu zaman nasıl yapacağımız konusunda hiçbir tereddütümüz bile olmuyor. Örneğin Sabah açtınız musluğu yüzünüzü yıkıyorsunuz. Bilmiyorum hiç düşünen oldum bir dakika lan ben yüzümü nasıl yıkıyordum? Şöyle mi yıkayayım? Üç kere mi su çarpayım? Beş kere mi su çarpayım falan diye. Uzun uzun düşünmüyorsunuz. Bu bize çok müthiş bir avantaj sağlıyor. Beynimiz masraflı bir organ olduğu için özellikle de bu en üst kat yani bilinçli düşünme, analiz etme, alternatifler arasından seçim yapıp en iyi davranışı bulup çıkarma şeklinde tarif ettiğimiz o bilinçli kısım biraz fazla yakıt tükettiği için e bunu günün 24 saati kullanmak çok mantıklı değil. Dolayısıyla bizim sistem ne yapıyor? Onu önemli işler için bir kenara ayırıyor ve günlük yaşamımızdaki görece basit ve tekrarlı işlemleri otomatik pilota alıyor. Biz bunu dürtüsel sistemle yapıyoruz. Yüzümüzü yıkarken dişimizi fırçalarken, kişisel bakımımızı yaparken, üstümüzü giyinip hazırlanırken vesaire bu tabii ki hayatımızı çok kolaylaştırıyor ama mesela akşam vakti işte bir karnımız kazanıp da dolabı açtığımızda Orada bir şeyler alıp ağzımıza tıkmaya başladığımızda bu sistem aleyhimize çalışmaya başlıyor. Ya da daha evvel dürtüsel sistemimiz bir şekilde işte hayatımız ilerlerken bazı kimyasal maddelerin, bazı davranışların, bazı nesnelerin bize böyle aniden iyi geliyormuş gibi hissettirdiğini, bizi rahatlattığını, gevşettiğini hatta uyuşturduğunu öğrenmiş olabiliyor. Ve ne zaman canımız sıkkınsa, ne zaman huzursuz hissediyorsak elimizi o kadehe, elimizi o bitkiye, elimizi o kimyasala uzatmamızı dürtüsel olarak sağlıyor olabilir. İşte bu tip durumlarda da uzun vadede işler bizim için çok iyi bir tarafa doğru gitmiyor olabilir. Bağımlılık dediğimiz tekrarlı davranışlar ortaya çıkıyor olabilir. Bütün bu tekrarlı davranışların hepsi aynı bölgeyle ilgili olmasına rağmen bazı tekrarlı davranışlar kolaylıkla değiştirilebilecek kadar nasıl diyelim düşük şiddette ya da düşük zorlayıcılıkta kodlanmış ama bazı davranışlar var. Bunlar eğer bir şekilde yerleşirse çok yüksek miktarda zihinsel haz ya da ödülle bağlantılı olduğu için onları bırakmak, onları terk etmek çok zor oluyor. Şimdi bunun çok değişik versiyonlarını görebiliriz insan hayatında. Burada herkes için tek bir formül vermek zor ama en kolay işte böyle madde bağımlılıklarına örnek veriyoruz mesela. Madde ya da davranışsal bağımlılıklar. Mesela alışveriş bağımlılığı, pornografi bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar bir tarafa. işte alkol, uyuşturucu vesaire gibi maddeler olan bağımlılıklar da kimyasal ya da farmakolojik bağımlılıklar olarak bildiğimiz şeyler. Bunlar mesela insanların hayatını nasıl ele geçirebiliyor? Mekanizma çok basit. Bizim dürtüsel sistem bunların hiçbiri olmadığında günlük hayatta nasıl çalışıyor? Mesela siz seneler boyunca sabah kalktığınızda otomatikman bir banyo gidip işte yüzünüzü yıkıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ve ondan sonra bu sizin işinize yarayan, sizi temizleyen, ayıltan, böyle bir derleyip toparlayan bir davranış olduğu için beyniniz içeride dopamin diye bir madde salgı yapıyor ki aferin iyi yaptın diyor. Bunu diyor ertesi sabah bir daha yapalım diye böyle bir kodlama yapıyor. Hafif bir dopamin salgısıyla size bir tatlış bir his verip bunu işaretliyor. Dolayısıyla siz her sabah kalktığınızda bunu yaptığınız zaman rahatlıyorsunuz yapmazsanız hafif bir huzursuzluk oluyor. Lan yüzümü de yıkamadım bugün falan ya da şunu yapmadım bu sabah falan gibi. Ama bu siz böyle çok rahatsız edici bir probleme dönüşmüyor zihninizde. Fakat bazı davranışlar, bazı kimyasallar, bazı etkiler beynimizdeki bu dopamin işaretini o kadar yüksek derecede patlatıyor ki. Mesela e, alkol böyle sigara böyle uyuşturucular böyle pornografi böyle alışveriş böyle kumar böyle bu tip meselelerle birkaç kez karşılaştığı zaman insan beyni özellikle bir bağımlılık potansiyeli varsa beyninde aşırı miktarda salgılanan dopamin ona diyor ki en kısa zamanda bunu bir daha yapalım. Ve tekrarlı bir şekilde o davranışı aramaya başlıyor bu insanlar. Daha evvel anlatmıştım çokça dopamini bu kadar fazla salgılattıran şeyler dopaminin beyindeki algılanma oranını da düşürüyor Yani beynin dopamin hassasiyeti azalmaya başlıyor. Böyle olunca her seferinde daha fazla, daha fazla, daha fazla arıyorsunuz. Ve daha fazlasını elde etmek için o hazdın, daha çok dopamin salgılamak için o yaptığınız şey neyse onun hep daha yüksek bir dozunu aramaya başlıyorsunuz. O yüzden bağımlılık dediğimiz bu döngü yıkıcı bir tarafa doğru hızla gidebiliyor. Ama bizim bugünkü konumuz bağımlılık değil. Niye onu örnek verdim? Bağımlılıklar da çok majör bir şekilde, marjinal bir şekilde karşımıza çıkan bir durum. Biz fark etmesek bile hayatımızın arka planında hep çalışıyor. O her gün yaptığımız şeyler bizim beynimiz özellikle o duygusal ve dürtüsel beynimiz tarafından o bize iyi geliyor abi diye işaretlenmiş olan şeyler. Ve zamanı yeri geldiğinde o şeyi yapmamız gerektiği zaman beynimiz bir beklenti moduna giriyor. Ve gayet otomatik pilotta hiç düşünmeden biz o davranışı yaptığımızda alır şuradan bir çikolatayı attığımızda ne bileyim acıkmasak bile kalkıp arkadaşlarla öğle yemeğine gittiğimizde her türlü davranış için düşünün gün içinde tekrarlı davranışlar. Beyin diyor ki tamam doğru yoldayız sen diyor işine bak sen felsefe düşün işte geleceğini planla, geçmişle ilgili işte bir şeyleri hayal et bilmem ne falan. O sırada bize o hareketleri otomatik pilotta yaptırıyor. Şimdi böyle baktığınızda hani durup günümüzün genel davranış kalıplarını şöyle bir gözden geçirelim tek bir günümüzün. Çok büyük bir çoğunluğu böyle çalıştığı zaman bizim hayatımızda her yaptığımız hareket bedenimizi ve beynimizi sürekli değiştirdiği için belli bir zaman sonra aylar yıllar on yıllar içerisinde bu tekrarlı davranışlarımız bizi bir hale getiriyor. Ve bizim zihnimizin şöyle e, enteresan bir özelliği var. Mesela diyelim ki ortaokul ya da lise arkadaşlarınızla ya da üniversite arkadaşlarınızla 20 30 yıl sonra bir buluşuyorsunuz diyelim. Öyle bir toplaşma oluyor. Facebook'tan buldunuz birbirinizi, Instagram'dan, WhatsApp'tan grup yaptınız neyse. Bir araya geldiniz, bakıyorsunuz. İnsanlar acayip değişmiş gözüküyor çoğu zaman size ve kendinizde hiç öyle bir değişim fark etmiyorsunuz. Tabii onların da size baktığında ortamın kibarlık şartlarının izin verdiği kadarıyla şaşırdığını fark edebiliyorsunuz. Çünkü hepimiz zamanla çok değişiyoruz. Ama biz kendi değişimimize genellikle körüzdür çünkü çok yavaş bir şekilde ve her gün kendimize maruz kaldığımız için o değişimi çok fark etmeyiz. Bunu hani şu ısıtılan sudaki kurbağa hikayesine benzetebilirsiniz. Biz bir şeye doğru dönüşürüz ama çok fazla fark etmeyiz onu. Ee, ve görürüz bazı arkadaşlarımız mesela yıllar sonra karşılaştığımızda böyle üzerlerinden tır geçmiş gibidir ama bazıları gençlik dönemlerine bayağı yakın durumda dururlar. En azından fiziksel olarak onların farklı bir takım süreçlerden geçtiğini biz dışarıdan bakan bir kişi olarak görebiliriz. Tabii ki işin genetik kısmı var, şu var, bu var onların hepsi ayrı konu ama yaşamsal alışkanlıkların bizi ne kadar etkilediğini aslında temel düzeyde hepimiz biliyoruz. Şimdi buradaki sorun şu, madem bizim sistem evrimsel olarak günümüzün büyük bir kısmını otomatik pilotta zihnimizi, bilincimizi, bilinçli aklımızı yormadan geçirmek üzere programlı. Ve eğer arada uzun maddede bize çok iyi gelmeyecek bazı alışkanlıklarımız da varsa ve biz bunları fark etmeyecek kadar hızlı da bir hayat yaşıyorsak burada bir problem olduğunu önce açıkça bir görmek lazım. Çünkü eğer bu otomatik pilot davranışlarının bizi nasıl şekillendirdiğini fark etmezsek yıllar sonra geri dönüp de zamanı şu geri sararak bunları Bundan etkilerini ortadan kaldırmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla şimdi herkes malumunuz biliyorsunuz daha iyi nasıl yaşarım, daha iyi nasıl karar alırım, işte kendimden kendimin daha iyi bir versiyonu nasıl yaparım hep herkes bunun peşinde şu anda dünyada. Değişik bir meraklar silsilesi. Belki de benim bilmiyorum anlattığım şeylerle ilgili olarak etrafımda bunları daha da çok görüyor olabilirim ama Hepimiz bunu merak ediyoruz. Bunun çok basit bir formülü var. Dürtüsel sistemimizi anlayacağız, onunla barışacağız ve çok az miktarda mümkünse her seferinde bir basit alışkanlığımızı fark ederek bunun üzerinde önce bir farkındalık sonra da bir çalışma yapacağız. Bütün mevzu bununla ilgili. Şimdi çok anlattığım formülü tam bu bağlamda geri getireyim. Herhangi bir alışkanlığınız uzun vadede sizi iyi mi etkileyecek, kötü mü etkileyecek? Bunu çok düşünmüyoruz bunları yaparken ama şöyle enteresan bir yeteneğimiz var bizim. Pişmanlık diye bir duygumuz var biliyorsunuz. Genellikle geçmişte olan hadiselerle ilgili hissederiz. Keşke şöyle yapmasaydım, bugün böyle olmazdı. Bugün çünkü durumum eğer o öyle olmasaydı çok daha iyi olabilirdi diye çalışan bir zihinsel simülasyon sistemimiz var. Bu diğer hayvanlarda bizdeki gibi e, kapsamlı çalışmıyor bildiğimiz kadarıyla. Yani hiçbir hayvan e, bildiğimiz kadarıyla tabii annem bana şöyle yapmasaydı ben süper bir inek olurdum falan demiyor. Öyle bir e, zihinsel kapasiteleri yok. Onlar çok yani biraz önce yaptıkları şeylerle biraz sonra yapacakları şeyler arasında minik simülasyonlar belki üretebiliyorlar. Fakat biz yıllar yıllar önceki geçmişten gelen bazı bilgileri ya da anıları alıp onlar üzerine düşünüp keşke olmasaydı diyebiliyoruz. Daha evvel açık de bunu sıklıkla konuştuk. Dünyanın en faydasız duygusu olan pişmanlığın varlığı bir şeye delalet ediyor olması lazım. Ee, İngilizce kaynaklarda anticipated regret denen bir şey var. Yani beklenen pişmanlık ya da beklenebilir pişmanlık dediğimiz bir mekanizma var. Aslında pişmanlık onun için var. Ne demek bu? Ben bugün şunu yaparsam mesela şu maddeyi içmeye aynen bugün olduğu gibi devam edersem yanlış anlaşılmasın kahve var içinde arkadaşlar. Bu maddeyi içmeye devam edersem 10 sene sonra başıma ne gelebilir? Ve eğer bu içtiğim şeyin ufak da olsa bir zararı olduğunu düşün, düşünüyorsam ya da biliyorsam 10 sene sonraki halimin bu alışkanlıktan dolayı yaşayacağı şeyi şimdi fark edip geleceğe yönelik olarak pişman olmamak adına şimdi burada şu anda bu hareketi değiştirme gibi enteresan bir yeteneğim var. Buna gelecekte empati yapmak adını veriyoruz. İşte beklenen pişmanlık ya da pişmanlık beklentisi dediğimiz bir yeteneğimiz bu. Ve aslında görünen o ki evrimsel olarak pişmanlık denen duygunun gerçekten işe yaradığı yer burası. İleriye bakıp şimdiki davranışlarımızı düzeltmek. Bu birinci aşama. Önce tekrarlarımızı fark edip bunun ileride bize ne yapıyor olabileceğine şöyle birkaç dakika olsun vakit ayırabilmek gibi bir mesele lazım. Ama bunu yapabilmek için ikinci çok önemli bir yetenek devreye giriyor. Bu devirde en zoru hep söylüyorum. Yeni dünyanın cesur insanı da bununla başlıyor. En büyük devrimsel eylem olan durmayı becerebilmek. Bir durmak, dürtüsel bir hareket başlamadan önce, onu yapmadan önce, onu fark ettiğimiz anda durup ben bunu neden yapıyorum, Şimdiye kadar yaptığımda ne oldu? Bundan sonra yapmaya devam edersem ne olacak sorularını soracak bir aralığa ihtiyacımız var. Bu aralıklar kendi kendine olmuyor. Gün içerisinde bir anda Sinan Canan'da ha ben bir durayım bakayım demiyor. Bunun için bir ön hazırlık lazım, bunun için belki bir programlama, bunun için bir planlama gerekiyor açıkçası. Ve tabii ki bir idman da lazım. Eğer siz durma dediğimiz eylemi, ki durma gerçekten bir eylemdir, yapabilmek istiyorsanız bunu önceden çalışmış olmanız lazım. Nasıl ki belli bir ağırlığı kaldırmak için belli bir süre idman yapmanız gerekiyor. Bu da sonuçta ağır bir iş. Bu kadar tantana içerisinde durmak zor. Arada bir gün içerisinde saatinizde işte bir alarm kurup bir şey yapıp ne bileyim 2 dakika, 5 dakika hiçbir şey yapmadan durma becerisini yavaş yavaş biriktirirseniz, yolda giderken, normal yaşarken diyelim ki araba sürüyorsunuz, diyelim ki işinize gidiyorsunuz, diyelim ki ofiste bir an işinizin başında 2-3 dakika bir boşluk oldu ee, ve işte o dijital soliter oyununu açıp oynamaya başladınız ya da cep telefonunda baloncuk patlatıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Tam bu sırada durup ben bunu neden yapıyorum? Ben bunu yapmaya devam edersen başıma neler gelir? Dün yaptıktan ne oldu yani? Sorularını soracak, minik aralıklar oluşturmak. Bunu yapabildiğimiz zaman mucizevi bir yeteneğimiz devreye giriyor. İnsanı diğer bütün canlılardan ayıran ve dünyadaki en büyük sorunumuzun temelini oluşturan yani bu olmadığı için bütün sorunları yaşadığımız bir yeteneğimiz devreye giriyor. O yeteneğin adı bilinç. Bilinç ne iş yapıyor? Siz durduğunuz zaman giriyor devreye. Etki tepki prensibiyle yaşamaya alışmış dürtüsel sisteme diyor ki bir dakika bir dur. Biz bunu yapıyoruz ama başka neler yapabiliriz? Başka bir şey mümkün mü? Tabiri caizse menüyü açıyor bilinç yapıyor bunu. Ve menüden ileride özellikle kendisi için daha faydalı olabilecek, daha stratejik olarak kendisine, ruhuna ve gelecek planlamasına uygun olan başka seçenekleri ya da opsiyonları seçebiliyor. Fakat bunu yapabilmek için dikkat edin. Durmamız ve yaptığımız şeyin dürtüsel bir davranış alışkanlığı olduğunu önce fark etmemiz gerekiyor. Durduğumuz anda bilinç devreye giriyor. Etki tepki zincirini kırarak o gelen etkiye mesela canımız o şeyi yapmak istiyor böyle bir aşerme hissediyoruz. Neyse işte bizi ona sevk eden davranış. Onu fark ediyoruz ve bilincimiz diyor ki başka ne yapabilirim? Menüden seçim yaparak yeni bir davranış biçimi tercih edebilirsiniz ya da aynısını yapmaya karar verebilirsiniz. Hiç önemli değil. Yeter ki bir durum böyle bilinciniz devreye girsin. Bundan sonra yaptığınız şey artık tepki olmuyor. Biz buna eylem adını veriyoruz. Bilinç devreye girdikten sonra etki tepki zinciri kırılır. Ve hayvanların hiç yapamadığı bir şeyi biz yapabilir hale geliriz. Daha evvel sevgili Mustafa Can'la da, önce Can sonra Canan'da, soru yorumlarda da, sağda solda da çok anlattığım bir şey var. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. Hepimiz bu lafa bayılıyoruz. Hepimiz özgür olmak istiyoruz. Özgürlük arıyoruz, özgürlük istiyoruz. Ama özgürlüğü tarif ederken doğru tarif edemediğimiz için bulunca bilemeyebiliyoruz. Neydi efendim özgürlük? Bize diyorlardı ki canın istediğini yapabilmek. Biraz büyüyünce öyle olmadığını anladık. Okulda dediler ki başkalarının hakkına ya da özgürlüklerine tecavüz etmeden istediğini yapabilmek. Sonra biyoloji öğrendiğinde fark ettik bunu bütün hayvanlar böyle uyguluyormuş zaten. Hiçbir hayvan diğerinin hakkına müdahale edemiyormuş. Aksi takdirde ağır cezayı yiyorlarmış. İnsanın özgürlüğü söz konusu olduğunda özgürlüğün daha basit bir tanımı var ama zor uygulanabilir bir tanımı var. Dürtülerinin aleyhine, dürtülerine rağmen karar alabilme becerisi insanı özgür yapıyor. Eğer biz duygu ve dürtülerimizin bizi zorladığı her şeyi yapıyorsak özgür değiliz bize satılanın aksine. Dürtülerimizin kölesi olarak bindik bir alamete gidiyoruz kıyamet modunda bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Ama ne zaman duruyoruz? Ne zaman ki ben gerçekten ne yapmalıyım, bunu yapmak zorunda mıyım, başka bir seçeneğim yok mu diye soracak bir nefeslenme ne vakti ayırıyoruz. İşte tam o sırada bilinç devreye giriyor ve hiçbir hayvanın yapamadığı şekilde dürtülerimize, arzularımıza, korkularımıza, endişelerimize, belirsizliğin risklerine ve konfor alanımızdan çıkma riskleri pahasına biz başka bir şey yapabilir hale geliyoruz. Bir insan ve insanlık hayatta dikkate değer, dişe dokunur, yapıcı ve onarıcı anlamda ne yaptıysa durup bilincini devreye soktuğu zaman yaptı. Ne zaman yıktıysa, ne zaman parçaladıysa ve ne zaman kendisini helaka doğru adım adım sürüklediyse bunu da tamamen dürtülerine göre işte aklına düştüğü anda yaparak hiçbir şekilde ne yapıyorum diye sorgulamaya vakit bulamayarak yaptı maalesef. Dolayısıyla bu döngünün içinden çıkmak istiyorsak, aktif fail olmak istiyorsak bir fark edeceğiz, iki duracağız, üç menüye bir bakacağız, seçeneklere bir bakacağız son bir uyarı yapayım. O pazartesiler, o ay başları, o yıl başları hep söylüyoruz bak bu olmuyor. Öyle bir pazartesiler var ki sigara bırakılıyor, perhize başlanıyor, spor salonunda yazılmıyor. Hatta ne bileyim işte hayatta başka 3-5 değişiklik daha bir arada yapılıyor. Sanılıyor ki salı günü bambaşka bir insan olacağım. Çarşambayı zor çıkarıyor bu tip arkadaşlar. Bütün eski kötü alışkanlıklarına 3 kat daha şiddetli olarak geri dönüyorlar. Niye? Beynimiz yani o bilinçli kısmımız, o zihnimizin insani kısmı o kadar kuvvetli değil. Her seferinde öncelik sırasına göre güzel, böyle bize uzun vadede problem çıkaracağını düşündüğümüz bir alışkanlığımızı bulalım. Onun üzerine sadece oturup arada bir düşünelim. Sadece ona bakalım. Bir şey yapmamıza bile gerek yok. Sadece fark ettiğin zaman mucize değişimler olacak. Bir basit teknik bu aralar dünyada çok popüler. Bırakın gelsin diye tarif edebileceğimiz bir teknik bu. Özellikle kabul ve adanmışlık terapisinden ilhamla türetilmiş bir teknik. Mesela insanların böyle tekrarlı alışkanlıkları, obsesyonları, bağımlılıkları birçok tekrarlı davranış üreten zorlayıcıları oluyor. Ve çoğu terapi yöntemi ya da çoğu öğreti diyor ki o isteğe karşı koy. O işte içinden gelen o arzuya bir gem vur. Onu görmezden gel falan. Bu çok akıllıca değil. Çünkü herhangi bir tiryakiliği olan, her mesela çikolata alışkanlığı gibi basit bir e, bağımlı olanlar bile bilirler ki o gelen arzuya, içinizde oluşan o arzuya karşı koymak çok zordur. Onu unutup da işinize dönmek çok zordur. Teknik tek bunun tam tersi. Eğer böyle bir mesela alışkanlığınız, bir bağımlılığınız, bir tiryakiliğiniz varsa şöyle diyorsunuz. Bir gelsin bakayım o isteği. Bir gelsin bir bakayım nasıl bir şey o. Bakınız durup sadece o gelen arzuya bakmak. Tek önerilen şey bu. İstiyorsanız sonra gene yiyin o çikolatayı. Gene yakın o sigarayı. Gene doldurun için. Ne yapıyorsanız yapın ama o istek geldiğinde onu oturup izlemek için bir bilinçli çaba, bir bilinçli karar vermekten bahsediyorum. Bunu yaptığınız zaman çok tuhaf bir şey oluyor. Ben de son zamanlarda biraz bunu deniyorum. Hep yapa geldiğiniz şeyler, onu ne kadar istediğinizi ve nasıl istediğinizi gözlemlemeye başladığınız anda size bayağı saçma gelmeye başlıyor. Ve en azından birkaç dakika, birkaç saat o şeyi yapmadan durabildiğinizi fark ediyorsunuz. İnsanı insan yapan bilinçli farkındalık. Bilinçli farkındalık ne kadar çok kullanılırsa o kadar hayatı değiştiriyor. Ama kullan ya da kaybet prensibini unutmayın. Hiç kullanmıyorsak alıp bizim yerimize, bizim farkındalığımızı başkaları kullanıyor. O yüzden bu video bitecek şimdi. Siz bunu kapatacaksınız. Bir iki dakika verin. Bu videodan hemen sonra zihniniz ve dürtüsel sisteminiz size hadi şunu yapalım Diyecek ya. Ona bir bakın. Kızmayın. Ben de de var aynısını. Bak ben burada açıkım neler yapacağım. O yüzden bir ona bakın. Onunla bir sohbet edin. Sonra siz gereğini yaparsınız.